Merhabalar arkadaşlar. Buzumuzun beneklerini bir önceki videomuzda yapmıştık. Bakın bu şekilde diktim. Bu tarafı için arkadaşlar şu beneğin aynısından bir tane daha yapıp şu kısımlara bir yerlere dikebilirsiniz. İstiyorsanız şuraya ya da bunun aynısından yapıp buraya dikebilirsiniz. Şurası için de bir tane benek göstereceğim. Daha sonra boyun dikişini göstereceğim ve çanımız var. Evet, bir benek daha yapalım arkadaşlar burası için. Zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 adet zincir çektim. Hemen dönüp ikinci zincirime batıyorum. Tek tek örüyorum zincirimin üzerine. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet zincirimi çektim. 1, 2, 3 adet zincir çekiyorum. Hemen dönüp ikinci zincirime batıyorum. 1, 2. Zincirimin üzerine ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adet sık iğnemi yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen dönüp bir adet zincirimin üzerine batıyorum ve düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyorum. Hemen ikinci zincirime batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adet. 1, 2, 3, 4. Hatta 3 adet zincir çektim. Geri dönüyorum. İkinci zincirime batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tekrar bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 1, ikinciye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bir zincir çekiyorum, tekrar geri dönüyorum. 14 adet sık iğne örüyorum. Yani şu kısma kadar geliyoruz. Evet, tekrar bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir zincir çekiyorum. 2. 2 zincir çektim. Hemen geri dönüp zincirimin üzerine bir adet sık iğne yaptım. Geri geliyorum. Örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Bir zincir çekiyorum, tekrar dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir zincir çekiyorum. Tekrar hemen dönüp ikinciye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Hemen dönüp ikinci zincirime batıyorum. 1, 2. Devam ediyorum örmeye. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum, ikinciye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyorum. Hemen geri dönüyorum. Zincirimin üzerine 1, 2, 3 zincir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. 1, ikinciye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, iki sıra daha 11 adet sık iğne örüyoruz. Evet, iki sıra daha ördüm. Bir zincir çekiyorum. Hemen geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tek ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. 2, 3, 4, 5. Evet, 5 adet ördüm. Artık etrafını arkadaşlar örebiliriz. Normal bir aralıklarla batarak, sık iğne yaparak etrafını öreceğiz. Bu şeklimiz arkadaşlar biraz böyle kalp şekline benzetmeye çalıştım ama becerebildim mi bilmiyorum. Etrafını örelim. Evet arkadaşlar, birazcık kalp şekline benzetebildim bence. Şöyle arkadaşlar, şuralara bir yere dikebilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz bu beneğin aynısından bir tane daha yapıp buraya da dikebilirsiniz. İsterseniz daha küçük bir şekilde de yapabilirsiniz. Diğerini sizin hayal gücünüze bırakıyorum artık arkadaşlar. Evet, ipimi yeteri miktarda keseceğim. Evet, çan yapımına geçeceğiz arkadaşlar.
Can yapımı için arkadaşlar benim evde olan hani numaralarını bilmediğim iplerim var. İhraç fazlası. Biri yeşil, diğeri simli böyle sarı bir ip. Simli ama. Evet. Kordonumuz arkadaşlar bu defa sadece düz zincir olarak değil. Zümra Gurimi arkadaşımdan gördüğüm bir kordon uygulayacağız. Şöyle zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyoruz. Hemen şu en sondaki zincirime batıyorum. Bir adet ördüm. Tekrar şu öndeki tek olanı alıyorum üstteki. Onu da bir adet tek ördüm. Bir de bu aradaki diğer zincirimin üstündeki tek olanı alıp örüyorum. Evet, burada bakın 2 adet ipimiz oluştu. Bu 2 adet ipimizin ikisini birlikte alıp bu şekilde tekrar bakın 2 adet. Saat yönünün tersine doğru, geriye doğru örüyoruz arkadaşlar. Şu öndeki 2 taneyi alarak bu şekilde döne döne. Çok sıkı yapmazsanız sizin için daha pratik olur. İstiyorsanız da arkadaşlar ipi iki kat yapıp direkt zincir çekerek de boyundaki halkayı oluşturabilirsiniz. Tercihi size kalmış. Ben bu defa bu şekilde kordon olarak yapmak istedim. Evet, bu şekilde istediğiniz uzunlukta kordon boyunu ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kordonumuzu ördük. Sıra çanamızı örmeye geldi. Çanımız içinde sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 6 adet sık iğne dolduruyorum. 2 3 4 5 6 Sihirli halkamı kapatıyorum. Hemen en baştaki ilmeğime batarak ikinci sırama geçiyorum. Her sık iğnemizin içerisine birer adet arttırma yapıyoruz bu sıramızda. Toplamda 12 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Evet, 12. sık iğnemizi de ördüğümüzde işaretleyicinizi 12. ilmeğinize takabilirsiniz. İşaretleyicimi 12. ilmeğime takıyorum ben de. Evet, şu an 12 adet sık iğnemiz var. 12 adet sık iğnemiz arkadaşlar 3 sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan örelim. Evet, hiç arttırma ya da azaltma yapmadan 3 sıra ördüm. Diğer sıramıza geçiyoruz. Her sık iğnemizin içerisine ikişer adet sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 12 adet sık iğnemiz vardı. 12 defa arttıracağız. 12 kez arttırma yapmış olacağız. Evet, 12 kez arttırmamızı yaptıktan sonra 2 sıra düz bir şekilde hiç arttırma ya da azaltma yapmadan örelim. Evet, 2 sıra düz bir şekilde ördükten sonra şöyle ilmek kaydırma yaparak çıkartıyorum. 3 adet zincir çekip şöyle iç kısımda bir yerlere batıp ipimi içe doğru sabitleyeceğim. İpimi kesiyorum. Şu tepe kısmındaki
ipimi de işaretleyicimi de içe doğru çekeceğim. Evet, çanımız bu şekilde hazır. Evet, burada boyun dikişini göstereceğim arkadaşlar. Ben şöyle ip bırakmıştım zaten. Boyunun kenar kısmında. Bir yorgan iğnesine takacağım. Evet. Kafayı arkadaşlar dikerken şöyle ilk önce İpim içeride olduğu için önce dışa doğru çıkartmam gerekiyor. Evet. Boynumuz arkadaşlar bakın şu şekilde oturtacağız. Yani şöyle yukarıda olmayacak boyun. Şöyle oturmuş bir şekilde dikeceğiz. İlk önce birkaç yerinden sabitleyeceğim. Şöyle ipimi takarken iğnemi şu ilmeğimin en sonuncu sıradaki ilmeğimin içerisinden çıkartıyorum. Ve aynı noktadan batıp biraz daha ileriden çıkacağım. Burada da aynı şekilde. Şöyle boşluk yerlerden çıkarsanız kafayı sabitlemeniz daha kolay olabilir. Biraz aşağıdan çıktığım için burayı boyundan batmadan dikiş ipimin olduğu hizadan çıkacağım.
Bu şekilde döne döne dikeceğiz. Kafayı iyice sabitleyene kadar. Bu defa biraz aşağıdan çıkacağım. Şu kısımda dikiş dikemedim. Orayı şöyle biraz aşağıdan çıkıyorum. Tekrar o noktaya yakın bir noktadan çıkacağım. Evet, bakın çıktım arkadaşlar buradan da. Şöyle yine çekerek aynı noktadan batarak. Evet arkadaşlar, boynu iyice diktikten sonra ben şu sırt kısmındaki ipi de kesmemiştim. İkisini bir noktadan çıkacağım ve birbirine bağlıyorum sıkıca. İpimizi kesip alta doğru çekebilirsiniz. Diğer iplerimi de ben aynı şekilde yapıyorum. Hep ikisini aynı noktadan çıkarıp birbirine bağlayıp içe doğru çekiyorum. Evet, bir tek boynumuzun çanını yerleştirmek kaldı. Şöyle mesafesini ayarlayacağım. Çok uzun olmaması gerekiyor. Çok uzun olursa güzel durmuyor. İki zincir çekeceğim. İpimi kesiyorum. Evet, çanımı alacağım. Şöyle arkadaşlar. Çanımın iki farklı noktasından iplerimizi alıyoruz ve birbirine sıkıca bağlayacağım. Evet, sıkıca bağladıktan sonra ipimi de kesiyorum. Evet arkadaşlar, buzumuzun son hali yine bu şekilde. Hepinizin ellerine sağlık, hepinize kolay gelsin.